Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Karnınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. Abone olup videoyu da beğenmenizi rica ediyorum. Şimdiden çok teşekkür ederim. CZ diyor ki özellikle FTX'in çöküşüyle alakalı konuşuyor arkadaşlar. Diyor ki bazıları bunun sektörü birkaç yıl geriye götüreceğini söylüyor ben dahil. Ama düşününce bu doğal. ilerlemede başarısızlık da olacaktır. 70 yılı aşkın geliştirmenin ardından 2008'de düzenlenmiş Trade e, Trade fayda gerçekleşti. Sektör hızla toparlanacak ve güçlenecektir diyor. Yani aslında CZ'nin söylediklerinden şu çıkıyor arkadaşlar. Tabii ki e, piyasaya bir güvensizlik ortamı geldi. Yani e, genel itibariyle piyasayı şöyle göz önünde bulundurduğumuzda e, yatırımcılar ve dünya sektörü açısından işte e, bu tarz çöküşler hoş bir şekilde durmuyor her zaman ve fakat bu bağlamda piyasanın ilerleyişi özellikle ayı boğa döngüsü spekülatif anlamda yükseliş ve kabul görme konusunda e, kesinlikle FTX'in çöküşünün radikal bir sıkıntıya yer vermeyeceğini açıklıyor nitekim e, bu durum böyle. Biliyorsunuz benzer vakalar oldu örneğin eh tutun işte Tera'nın Terra'nın çöküşü yine beraberinde FTX'in şu anda iflası gibi e, piyasa pek çok vakanın içerisinden geçti arkadaşlar. Bu tarz durumlar tabii ki bu arada geçmişte de oluyordu ancak büyük yankılar uyandırmadığını da açık bir şekilde biliyoruz. E neden büyük yankılar uyandırmıyordu? Çünkü piyasanın içerisinde çok fazla insan yoktu. E zaten ortada dönen para küçüktü. E, çok fazla ne bileyim işte e, yatırımcıların dünyanın gözü şimdiki gibi burada değildi ve çok fazla hatta Bugüne göre çok daha fazla projenin e, borsaların çöküşlerine, doğuşlarına e, piyasa şahitlik etti. Hatta bugüne göre çok 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 fazla arkadaşlar. Bir kere bunu söylemek gerekiyor. E, bir diğer nokta tabii ki geldiğimiz gün itibariyle artık bu tarz durumlar inanılmaz halde yankı uyandırıyor. Teranın çöküşü arkadaşlar. E, piyasada aslında olumlu olarak nitelendirilmişti. Bunun sebebi düzenlemelerin hızlanması ve aslında piyasada e, reklam amaçlı bir PR çalışması e, hareketini doğal ortamda doğurduğuyla alakalı görüşler gelmişti. E, Vitalik Buterin tarafından özellikle bunlar ortaya atılmıştı arkadaşlar. Bunu söylemek lazım. FTX bu denli değil. Fakat düzenlemeleri... E, geliştirme itibariyle yani düzenlemelerin devamı itibariyle e, özellikle bu da oldukça önemli Yani düzenlemelerin gelişi hususunda arkadaşlar e, süreci hızlandırdığını söyleyebiliriz FTX vakasının bir diğer husus piyasanın toparlaması açısından da e, süreç aslında hep bilindiği gibi ilerliyor Yani pek çok kişi stable coinlerde kalıyor e, vesaire vesaire FTX'in olayıyla alakalı CZ'de bir takım açıklamalarda önceden bulunarak bir kişinin hatası bütün kripto piyasasına yansıyacak ve bu çok yanlış diye bir e, açıklamada bulunmuştu. Şunu söyleyebilirim arkadaşlar FTX bakın piyasa böyle ilerler yani e, çökmese çok iyiydi çok mağduru oldu ama piyasa genelinden konuşursak FTX'in e, başına gelen olay bir müddet sonra tamamen unutulacak arkadaşlar yani e, boğa başladığında Bitcoin içsel döngüsünü e, eğilimini yukarı halde çıkardığında FTX'in aslında bundan e, 1-2 yıl sonra adı bile hatırlanmayacak e, böyle de bir durum var. Çünkü piyasanın döngüsü bunun çok ilerisinde bunu söylemek lazım. Yeni geliştirmeler var. Çok ciddi boğa katalizörleri var. Şu anda Bitcoin normali yeniden yükselişe muhalefet asla etmiyor. Yani boğa döngüsünü tamamlama konusunda ciddi bir eğilim gösterdiğini bir kere bildirmek istiyorum arkadaşlar. İkincisi halving geliyor. Dünya ekonomisi şu anda kripto paraların ilerleyen orta uzak gelecekte diyebilirim biraz da yeniden yükselişi konusunda bir şeyleri teyit eder nitelikte. Dolayısıyla bitcoin'in içsel yön yukarı hareketi kesinlikle zarar görmedi ve görmeyecektir. E bu bakımdan FTX gibi olaylar da aslında unutulup gitme ihtimali oldukça yüksek. Geldiğimiz noktada artık yeni projeler daha güçlü hale geliyor. Çöküşler geçmişe göre çok daha az görülüyor. Özellikle bunu en yakın zaman içerisinde düzeltmek aslında faiz oranlarındaki düşüşlerden geçiyor. Şu anda da ufak bir şey söylemek isterim. E yatırımları yaparken arkadaşlar çok yüksek faiz oranlı coin'lere, büyük staking oranlı coin'lere yapacağınız yatırımlar ne yazık ki biraz sıkıntılar oluşturabilir. Zira agresif teşvik münasebetiyle bitcoin dominansından ciddi halde etkilendikleri açık. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim izleyen herkese. Hoşçakalın.